Yeni açık ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Tugay Kerimoğlu ile birlikte gündemdeki önemli konuları Maestro programında konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş buldum sevgili Ersoy. Çok özel bir gün. Evet. 23 Nisan Ulu Önder Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Kutlu olsun diyelim. Böyle bir günde program bize nasip oldu. Şans güzel güzel şeylerdir bunlar. Çocuklar hayatımızda her zaman çok önemli yerdedir. Aynen hocam. Evet hocam. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Anladım ben nereden evet, geleceğini. Dün akşamdan başlayalım. Ne olur. Fenerbahçe-Sivas spor maçı. Fenerbahçe deplasmanda iki puan bıraktı. Ama çok konuşulacak pozisyonlar da vardı. Ve maçın önüne de geçti bazı pozisyonlar. Ama biz istiyorsan Fenerbahçe futbolcuların ve İsmail Kartal'ın... Sivas Spor Deplasmanı'nda nerede yanlış yaptıklarını ve neden iki puan ile başlayalım hocam. Bence Sivas'tan önce Olympiakos'a gidelim. Öyle mi? Oradan başlayalım bence. Zaten ee, verilen kararların yanlış olduğu bölümler Olympiakos'tan Sivas'a taşındı diyebilirim. Nedir oyundaki hamleler, oyundaki istek ve arzu ki ikinci yarı Olympiakos deplasmanındaki ilk maçın ikinci yarısı muhteşem bir performans 3-0'dan 3-2'ye getirmek. İstanbul'daki maça gelecek olursak evet önemli olan kazanmanın olduğu bir böl bölümün 11. dakikasında ilk golü bulman. Değil mi? Evet. Kendi seyircimde sağ avantajını kullanıyorsun. Ama oyun bir şekilde e, Fenerbahçe'nin istediği gibi gitmiyor. Kontrollü bir Fenerbahçe izledik. Sonrasında gelen hamleler, işte bazı oyunculara sabretmeler, oyunun gidişatı, uzaması gibi gibi gibi. Ve eğleniyorsunuz. Üzücü mü? Üzücü. Ben Türk futbolu adına hep düşüncelerimi hep olumlu kullanmışımdır. Bu konularda bu düşüncelere sahip olduğum için. Çünkü ülke futbolunun Avrupa'da ee, seviye atlaması için o ülke puanlarının her zaman ön planda olduğunu söylediğim noktalarda bugün itibariyle olması gereken yerden hedefinden uzaklaşan bir Fenerbahçe izledik. Hem oyun olarak hem oyuncu değişiklikleri olarak hem de performans olarak. O gün geride kaldıktan sonra psikolojik baskının vermiş olduğu rahatsızlık Sivas deplasmanında karşımıza çıktı. Yani şu var. ...işte herkes hamlelerden bahsediyor, oyundan bahsediyor, istek arzudan bahsediyor. Bazılarında evet yüzde yüzüyle var, bazılarında eksik. Ee, bunlarla karşı karşıya kaldığınızda önemli olan şey teknik ekibin oyuncu grubunu ne kadar sakinleştirmesidir. Bu oyun içerisinde bazı hataların olduğu da bir gerçek. Şimdi senin sorularının bir tanesi hani oyuncu değişiklikleri olabilir, şimanski olabilir veya performansı ne kadar etkilidir değildir. Bunlar olabilir. Ne kadar sabretti, sabretmemesi gerektiği anlar da vardır diye sorabilirsin. Hepsine verecek cevabım da vardır. Ama. Önemli olan şey şampiyonluğa gittiğiniz bir yolda kaybettiğiniz Olimpiakos maçının ardından Sivas deplasmanının bir reaksiyon maçı olduğu bir gerçekti. Başlangıç olarak sen bundan önceki haftalarda seyrettiğim Fenerbahçe ile Sivas maçındaki seyrettiğim Fenerbahçe arasındaki fark neydi? Fenerbahçe sporcuların vücut dili iyi değildi Değil. hocam sahada. Yani moral motivasyonun evet. en düşük şey. Enerji sevdiği. yoktu. Aynen öyle bravo. Yani bunu Belli bir seviyeye getirecek artık bir yerden sonraki e, isimler... ...sağda zaten başlangıç 11 ile beraber karşımıza çıktığını gördük. Oyun zaman zaman iyi ama zaman zaman da problemli olduğu bölümler var. İlk 45 dakikada oyun olarak çok etkiledi mi seni? Beni etkilemedi açıkçası. Abi. Etkilemediği gibi sadece etkilendi, etkilendiğimiz konu şu. Fred'in attığı muhteşem Müthiş gol. bir gol. İlk geriye 1-0 önde giriyorsun. İki. Resmen yani ne bileyim şöyle özetleyebilirim ilk yarıyı. Allah'ın bir lütfu Doğru. Fred'in golü. Doğru. İkinci yarı başlıyor. Bir bire geliyor. Ve Şimanski oyunda yok. Var ama yok. Etkili değil. Ve golü de kontradan yiyorsun. Yani. Ferdi'nin kaptırdığı bir kop. Oradan olay kopuyor. Kötü de bir vuruş. Şansa bir gol diyebiliriz. Yine reaksiyonu yok. Dikkat et. Yok da hocam. Çok güzel. İsmail Kartal devreye giriyor. Maç 1-1. Bekliyor herkes. Herhalde İsmail Kartal diyorlar ki çift santrofora dönecek. Çünkü Fenerbahçe'ye gol lazım değil mi? Döndü mü yani hiç bu kadar? Hayır dönmedi. Diyor Tadiç'le o çıkartıyor. Mert Müldür'le Cengiz'e Onu ben de anlamadım. Oyunu. Onu ben de anlamadım. Yani oyun 1-1 oldu. Neden bu değişikliği yapıyor? Yani bir anlam verebildin mi hocam? Yok işte onu ben de anlayamadım dedim. Bak bazı oyuncular vardır. Sahada performans olarak çok etkili olmayabilir ama çıkarsana bir pozisyonda öyle işler yapar ki sana maç kazandırır. Ya da öne geçirir sen bunu bitirmeyi bilmelisindir. Ama sen burada oyundan ve oyuncudan çok memnun değilsen Yaptığın değişiklikler her zaman senin karşına soru işareti olarak çıkacaktır. Bu bir kaçınılmazdır. Futbolun içerisinde, dünyasında vardır. Yani Fred Olympiakos maçında çıkmaması lazım. Sağda kalması lazım. Kesinlikle. Hani 45 dakika diyoruz ya Sivas deplasmanı. Bak çıkıyor bir tane vuruyor. Muhteşem bir gol atıyor. Seni bir kere o baskıdan uzaklaştırıyor. Moral motivasyonu yavaş yavaş belli bir seviyeye getirmeye çalışıyor ki içeri moralli giriyorsun. Aynen öyle hocam. Ama ikinci yarıya bakıyorsun 70 dakika Şimanski'ye sabrediyorsun. Yani onun kredisi ne ben onu anlamadım. Yani iyi değilse oturtturursun. E kenarda Çağlar da oturuyor, Cengiz de oturuyor. Bunlar oturmayı biliyorsa Batşuay da oturuyor. Hani bu adamın boyun içerisinde etkinliği yoksa, sana zarar veriyorsa bunun değişikliğini yapmak zorundasın. Hamlen olmak zorunda, risk aldığını göstermek zorundasın. Yani İki öne geçmeyle korumak evet olabilir. Ya illa gidip bas 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 diye bir oyun yok. Bugün City Real Madrid maçını seyrettin de Real Madrid'in ne oynadığını gördün ama doğru savunmayla, doğru oyuncularla bunun karşılığını aldı. Ya öyle böyle kazandı. Değil mi? Bu da bir oyun. Dünya devinden bahsediyoruz. Bu oyunu oynayabiliyorlar. Ama bu oyunu oynarken de hamlelerin doğru olduğu dakikalar var. Bizde baskı ile yapılan hamleler var. Hani Dışarıdan gelen baskılarla bunu çıkarsam mı, bunu e, sonra mı alsam, bunu oyundan çıkarırsam kim nedir diyecek düşüncesine sahip olmamanız lazım. Cesur bir şekilde duruşunuzu ifade etmeniz lazım. Ama o da olmuyor. Şimdi bunların hepsini paylaşıyoruz değil mi? Herkes de paylaşıyor. Ama ben bir oyuncuyu ayırıyorum, diğerlerini aynı yerde tutuyorum sezonun başından beri bir önceki sezonda problemler yaşayıp baskıyı en fazla hisseden oyuncu kimdi Fenerbahçe'de? İrfan Can. Bravo. Bu İlfan. sezon? İrfan Aldı götürüyor değil mi? Hak ediyor mu? Yüzde yüzüyle hak ediyor. Fazlasında övgüyü hak ediyor mu? En fazlasında verenlerden bir tanesiyim. Sezon başından beri çalışma disiplini, işini sahiplenmesi, takımın kazanma isteğinin ön planda olması, bunun reaksiyonunu vermesi, oyundan çıkarken tepki vermesine kadar her şeyini sayarım. Ve bu oyuncuya saygı duyulması gerekiyor. Dünkü maçta da aynı. Birebir söylediklerim içerisinde var. Oyundan çıkma isteği olmayıp o maçı nasıl kazanabilirim? Takım arkadaşlarımı nasıl motive edebilirim? Benim oynadığım oyunda takım arkadaşlarını bu oyunun içerisine ne kadar çekebilirim? Vücut dilinde o kadar basit ve net bir şekilde okunuyor ki bunu da sahada fazlasıyla veriyor. Helal diyorum sana kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Hedefinde varsa bu hedeften de şaşma derim. Ve bu yolda da devam et derim. Ama bir önceki sezonda hataların bir sonraki sezonda bunlardan sıyrılarak neler yapabildiğini de gösteriyor. Kalitesi %100 en üst seviye. Şimdi ben bu oyuncuya ne diyeyim? Hocam dünkü maçta da, Olympiakos maçlarında da sahaya karakter koyan en baştaki oyuncuydu. Aynen öyle. Yani isimlerin saha içerisindeki performanslarını işte ilk haftadan bu hafta gelene kadarki süreçlerde hep anlattık. İşte Fred dedik, Ferdi dedik, İrfan dedik, işte Tadiç dedik, Ceko dedik değil mi? E bir maçta bir oyuncu reaksiyonu fazla görüyorsa diğerlerinin de ayak uydurma zorunluluğu vardır oyun içerisinde. Kazanmak istiyorsan zaten. Ya olabilir futbolda ilk defa kaybetmiyorsun. Ya bugün itibariyle senin Sivas deplasmanının zor olacağını sen de biliyorsun ama reaksiyonu olmayan bir oyunla Sivas deplasmanına gidiyoruz. Hocam bütün hamlelerin mi yanlış olur? Ben, yani 64. dakikada niye çift santrofora dönmüyorsun? Ya gol lazım ya, değil mi hocam Biz Fenerbahçe? hep ne konuşuyoruz burada kaç haftadır. Risk almayı göster, insanlar bunu bir görsün, ne yaptığını bir anlasın. Yani Bazen de diyecek o sana ben hani bu maçlık dinlendirmek istiyorum. Batu ile başla. Ha ikisini mi oynatmak istiyorsun? Sistemi değiştirirsin. 4-4-2 mi oynarsın artık? 3-4-3 mi oynarsın? Onun kararını sen ver. Bence kural var Fenerbahçe'de. Sistem değişmiyor. Ha. O ayrı bir şey. <laughs> Güzelmiş. Yani ben böyle bir şey görüyorum. <laughs> ya Şuhayi daha ne yapsın? Yani yapabileceğinin yani en fazlasını... En son fazlasını, bildiğim 22 gole katkı yapmış. En fazlasını veren oyunculardan bir tanesi ki hani bize. hep karşılaştırmaları İrfan Cengiz üzerinden yaptığımızda bugün itibariyle de Ceko Batşuay üzerinden yaparız değil mi? Ha burada Ceko'nun vermiş olduklarını göz ardı etmememiz lazım. Onun da katkısı yüzde yüz fazla var. Liderlik vasfı da var. Olympiakos maçından sonra alıp takım arkadaşlarını taraftara götürmek de var. Bu liderliğin gösterdiği bir duruş. Ama bugün itibariyle tamam. Onun da hak ettiği dakikalar süreler var. Onu da vermeniz lazım. Ama şu var. Korkular mı sizi burada bu eyleme engelliyor yoksa kendi istediğiniz gibi mi davranıyorsunuz? Benim bakış açım sanki hak edenin oturmayacağı sağda görev alması beklenen noktada Baturay kulübe Kulübe'de oturuyor. Ceko yaş itibariyle evet bu zamana kadar geldiği süreçteki katkıları göz ardı edilemez ama hak edenin de belli bir şekilde o 11'de o süreyi alması gerektiğini inananlardanım. Hak ediyor çünkü. Her girdiğinde sana faydası sağlamış. Penaltıdan atmış veya normal akan oyunda atmış. Ama sana yüzde yüzüyle vermiş. O adalet hani forma üzerinden hep konuşuyoruz ya. Onun da hak ettiğini düşünüyorum. Ben. Yani sen ilk 11'de Batşuay ile başlarsın. Başlarsın veya ikili başlarsın. Ceko Baş başlarsın. Bir tane orta sandan vazgeçersin. Veya Şimanski'den vazgeçersin. Yani ne? dünkü maçta sen dön ikiliye. Belki baskıyı daha fazla arttırıp. Zaten üstüne gelemeyen bir sivas var. Sen hala bir beklentidesin, rolantidesin. Kazanma adına verdiğin bir reaksiyonun yok. Cesaret yok. Yok. Kusura bakmasın. Hocam uzatmaların 12. dakikasında maçın bana göre yıldızı deminden beri de bu hakkını veriyoruz İrfan. Oyundan çıkıyor. Yerine King giriyor. Haftalardır oynamayan King. Yani en son King'i ilk yarıda mı gördük? İlk devrede mi gördük? Ligin ilk devresinde King giriyor ve süre işliyor değil mi? Evet. Yani bu değişikliği ne yapar hocalar? Hani süreden kazanayım da süreyi eriteyim. Maçın bitimi daha da yakınlaşsın. Ama Fenerbahçe'ye gol lazımken uzatmaların 12. dakikasında İrfan çıkıyor, King giriyor. Ben hiç anlam veremedim bu değişkiye. Sen ne düşünüyorsun? Yani sen anlam veremediyse ben de aynı fikirdeyim. Haftalardır oynamayan bir oyuncudan maçı kazanmasını bekliyorsan ben onu King'in yanında Serdar Dursun'u da ekleyeyim o zaman. O zaman niye Jacko'yu çıkarıyorsun? Ceko kalsın oyunda bas oyna. Her türlü kalır değil mi hocam? Ya da şöyle de bakabilirsin. Sistemde değişiklik yaparsın. King'i de atarsın. Serdar'ı da atarsın. Bas da atarsın. En azından arkadan bir tane oyuncu çıkarırsın ki risk aldın yine ortaya çıkar. Ama şu var Ersoy. Yani buralara gelmesini beklememesi lazım büyük takımlar. Şampiyonluğa eğer oynuyorsan, hedefin oysa. Oralara kadar bırakmaman lazım. Sen kafadan bu, bu işi alıp götürmen lazım. Şimdi biraz sonra Galatasaray'a döneceğiz. Aslında örneklerin bazı şekillenme noktası orada var. Ama İsmail Hoca bu Fenerbahçe camiasında daha doğrusu spor kulübünde üç kez geldi değil mi? Evet. Şimdi Üç bize... kez gelen enler hocalardan. Yani tamam. Ben üçüncü kez gelen başka hoca hatırlamıyorum. İşte Aykut Hoca iki kere geldi. İki kere Diğerleri... geldi, şampiyonluğu var. Ersun Yanal iki kere geldi, şampiyonluğu var. Tamam. Christoph Doğan iki kere geldi, şampiyonluğu var. Ama İsmail Kartal bugüne kadar bir tane kupa almadı, üçüncü kez geldi. Tamam, şimdi olaya şöyle bakalım. Hep oyuncu üzerinden yorumluyoruz. Tabii ki futbolu yorumlamamız gereken nokta... ...başlangıçlarla sonradan yapılan hamleler üzerine yorumlanır ama... ...birazcık da teknik ekibin etkinliği ne kadar var... Bence hiç yok. Yani bu iş o zaman İsmail Hoca da tek taraflı mı yapıyor? Görünen o. Peki ikinci sorum. Ben ekip işine çok fazlasında inananlardanım. Belki de birinci sırasındayım. Çünkü benim yardımcılarım e, aktif olmadığı bölgede o aktif alanı siz onlara vermediğiniz süre boyunca siz çok fazla destek alamazsınız bir. Başarıyı yakalayamazsınız iki. Yardımcılarınıza vereceğiniz karar mekanizmasını doğru bir şekilde iletemiyorsanız problem yaşarsınız ki bunlar haftalardır çıkıyor karşımıza. Bu sadece İsmail Hoca üzerinden değil genel olarak bu açısını söylüyorum. Bugün Avrupa'da ne diyorsun? Pep Guardiola diyorsun. Jurgen Klopp diyorsun. Ancelotti. Ancelotti diyorsun. Yardımcılarının aktif olma alanını ne kadar görebiliyorsun televizyonda veya gittiğim statlarda? Bence çok fazla. Var. O yetkiyi ne kadar vermenle alakalı? Yani zaten sürekli görüyoruz. Hep yardımcılarına danışıyorlar ve ondan sonra Maça Hamleler yani. öyle gelişiyor evet. değil mi? Mesela dün ben maçı izlerken... ...ekranda gözüme çarpan bir görüntü vardı. İsmail Ece konuşurken... ...yanındaki ekibinden bir... ...yardımcısının böyle baktığını gördüm. Ya fikrini söyle senden bir şey istiyor. Yani söyle ki o fikri de... ...ben de onu uygulama noktasında karar vereyim diyor. Doğru. Alamıyorsan da... ...birazcık da bu tarafa bakmak lazım. Ekibi zayıf diyorsun. Yani üç kez gelmişse aynı ekiple mi geldi... Onu tam bir teyit edelim de. Evet. Aynı ekiptim hiç değişmedi. burada Bak birilerine iyilik yapacağım diye kendinden ödün veremezsin bir. Başarı istiyorsan ekibini doğru şekilde kurman lazım iki. Üç yetkilerini alanlarını belirlemen lazım ki bu insanların da kendilerini kanıtlayabileceği bir ortam çıksın. Ama bunun akabinde siz bir şeyleri söylerken buradaki yetki alanları darsa zaten söyleyeceği fikri yoktur. Onun devri içine ne girer biliyor musun? Korku. İşimi kaybetme korkusu. Bunlardan vazgeçmek zorundasınız eğer şampiyon olmak istiyorsanız. Çünkü oyuncu sahada sizi kenarda böyle tedirgin görürse ondan sonrasını toparlayamazsınız. İki, saygı denilen e, kelimenin sağ içi ve sağ kenarında çok eşit bir şekilde devam etmesi lazım. Bunlar eğer devam etmiyorsa problem yaşarsınız. Hocam, peki dün akşamın en çok konuşulan pozisyonu. Uzatma ha, dakikalarda Sivas'ın kazandığı penaltı. Zaten haftalardır hiç konuşmuyorduk bu pozisyonları. <laughs> Bugün yine konuşuyoruz, buyur. Yabancı var hakemi Benjamin'in... Buton. <gülüyor> e, <gülüyor> güzel, Brant'ın orta hakem Cihan Yılmaz'ı çağırmasıyla birlikte... E, dün penaltı verildi. Penaltı verildi ama dün birçok eski e, hakem... Hakem yorumcusu da bu pozisyonun penaltı olmadığını, Var'ın da bu pozisyona karışmaması gerektiğini söylediler. Senin fikrin ne? Maç bitmiş 2-2. Ya orası da öyle. Sen bu penaltıyı verir miydin? Tugay Kerimoğlu... Ben hakem olmadım. Hiç soruyu bana değil, öyle soruyor. Yani, Tugay Kerimoğlu'na ben hakem hakem olmadım. Hakemliğin şeylerini bile bilmem. Lisansım yok. Ben futbolcuydum. Ben gördüğümü söylerim. Yani dünkü pozisyonda... Aslında çok da fazla içinde olmayı sevmem hakemle alakalı bölümlerde. Hani fikirlere de saygım vardır. Birisi hayır der, birisi evet der. Ama pozisyonun gösterildiği, ekrandaki gösterildiği an devamlı Livakovic. Evet. Ama ilk pozisyon Ciku. Ama var hakeminin gösterdiği Livakovic. Tamam işte orada yayıncı kuruluşla hani oradaki bağlantını onu anlayamadım ben. Birisi Livakovic diyor, birisi Ciku diyor. Biz her meseleyi koç'u bırakalım. Arkadan gelip sağ ayağınla tam vuracağı anda darbe var mı yok mu? Ufak bir darbe var. Tamam. Şimdi şöyle bak olaya. Gelip pozisyonu yakaladığında birebir kaldığında eğer hamle yoksa yani aldığın bir darbe yoksa kafanda belirlemişsindir köşeyi ve o ayağın içini iyi kullanmak zorundasındır. O pozisyona bak darbe yedikten sonra normal tam top burada ya. Tam ayağının içiyle belirlemiş köşesini tam vururken darbe yediğinde ayak sağ tarafa gidiyor ve topuğunla vuruyor. Kaçıyor. Ve sonrasında Livakovic'in hamlesi geliyor. Bastığı anda Livakovic'in e, ayakkabının alt bölümü ayak içine geliyor değil mi? Ama vurduktan sonra. Tamam. Ama vurduktan sonra. Penaltı şöyle mi olması lazım? Adama vuracaksın havada uçacak, yerlere düşecek veya kol kırılacak, kaşı mı yarılacak? Penaltı böyle mi anlatılıyor? Yani hocam sonuçta topa vuruyor tamam. Sivas Sporlu oyuncu. Top avuta çıkıyor. Tamam. Vurduktan sonra Livakovic sonuçta pozisyon ben yeri... Ben Livakovic'i anlatmıyorum. Ben Ciku'yu söylüyorum. Ciku'nun ufak bir darbesi tamam, var. Burada denge bozuluyor. Yani bugün ben seninle hava topuna çıkayım. Sen rakibim ol. Ben şöyle yandan dokunduğum an dengem bozulur. Bu da bir e, dokunuş tarzıdır. Çünkü vurdurmam sana ben. Bu da aynı aslında. Darbe yiyor. Ayak hafif sağa giderken ayağın içine vuracağı yerden topuğunla vuruyor topa. Ne oluyor? Avuta gidiyor. Var'a gidiliyor. Veriliyor. O darbe, Cikun'un darbesiyle verildiyse penaltı... ben oraya verildi diye düşünüyorum. O, Benim oraya bakış açım o. Ben oradan Liv bakıyorum ona. Livakovic'in pozisyonuna verildiyse? Ona ben, ya diyorum ya sana görüntü çift aynı anda olduğu için benim mantığım ilk pozisyon. Ama var hakemi Livakovic için gösteriyor çağırıyor. Ya tam o yayıncı diye. kuruluş varın sağ içindeki görevli olan hakem hocasının kararı. Livakovic içinse penaltıyı verir misin? Ya ona verilmez ama arkadan hamle olduğu için ben ona penaltı derim. Tamam Cikun'unkine penaltı ama Livakovic ise değil, değil diyorsun. Ya normal ilk hamle ilk başta olan Cikun'un yaptığı. Peki Cikun'un yaptığı bir penaltı için gerekli diyoruz. Yani o darbeyle yani çünkü tam sanki değmiyor gibi ben gördüm de değiyor canım ayak yani tam böyleyken bir anda hafif sağa gidiyor dengem bozuluyor demin anlattığım gibi hava topunda yani ya seni... her şey geçti Ersoy sen oraya bırakmayacaksın ya orası öyle doğru bırakmayacaksın ya, sen oraya bırakmayacaksın zaten yaşadığın hafta arasında bir sıkıntılı bir süreç var artık bunu unutup gelip burada yüzde yüzünle bir önceki haftalarda yaptığın bütün işlemlerin hepsini devreye sokacaksın. Hakem vermiş vermemiş. Sivas senin üstüne gelemiyor. Şaka değil mi? Hani küçümsediğimden değil. Ha, tabii ki onların da bir performansı var. Onurun edilme noktaları var. Bunların da karşılığı var ama sen Sivas deplasmanında son beş haftanda şampiyonluk diye hayal ettiğin düşünceyi gerçekleştirmek için çıkıp performans olarak düşük bir seviyedesen, kusura bakmasın kimse. Penaltıyı kimse konuşmasın. Sen bitiremiyorsun o zaman. Bundan önce bitirebiliyordun. Oraya bırakmaman lazım. Bırakmaman lazım. Yani şampiyonluk istiyorsan oraya bırakmayacaksın onu. Elinde avucunda ne varsa yanında sağında solunda oturanı kazanma adına, reaksiyon adına, camianın beklentileri adına vereceksin cevabını. Bu kadar basit. Batu Şahay mı girecek? Girecek. Serdar Dursun mu? Girecek. Orta sahaya kurun içi mi alman gerekiyor iki birken? Alacaksın. Ya kimseden korkmayacaksın. Bu üçüncü gelişin. Yoksa başarıyı yakalama şansı sıfır. Devamlı hocam. eleştirilirsin. Doğru hocam. Hocam lidere geçelim. Galatasaray Fenerbahçe'nin de dün akşam puan kaybetmesiyle beraber puan farkını dörde yükseltti. Hı. Ve şampiyonluk yolunda e, çok büyük bir avantaj elde etti. Doğru. Pendik spor karşısında güzel bir futbolla dört gollü sonuç aldı. Okan Buruk maç sonunda Mayıslar bizimdir dedi. Sloganadır Gasire evet, doğru. E, ve Mayıslar geldikçe de performansımız artacak dedi. Sen bu konuda neler düşünüyorsun? Şimdilik e, şöyle söyleyeyim. Maçın analizini yapalım. İlk 10 dakikası iyi başlamayan bir Gasire. Ama sonradan yavaş yavaş kendini bulup kendi oyun mantalitesini bir iç saha performansında e, fazlasıyla hissettiğimiz bundan önceki haftalarda birebir eşleştiğini gördük. Okan Hoca rekor kırmaktan vazgeçmiyor. devamda ediyor üstüne koyarak. Ee, bunun karşılığını fazlasıyla alıyor. Hak ediyor da %100 yüz akadenlerden. Ama biraz önce konuştuğumuz konuya geliyor. İşte sağında solunda oturanın ne kadar etkili olduğu da var. Tabii ki bu Okan Hoca'nın vermiş olduğu direktifler. E, Kulübe de bekleyen oyuncu sayısı da şampiyonluğu çok fazlasıyla benimsediği için... Hani isimlerden tek tek gitmeyeyim ama oyuna girdiklerinde o performansların sağda yüzde yüzüyle karşısına çıktığını görebiliyor. E bir inanmışlık var. İnanmışlığın doğrultusunda kendi hedefinin nerelerde olabileceğini, onu nerelere koyabilip o tarihine geçme noktası Okan da şu son iki senesinde fazlasıyla karşımıza çıkıyor. İşte kadro yapılanması, oyuncu talepleri, oyuncuların saha performansı ki bu kadar... Marka olmuş oyuncuların da yönetilmesi çok kolay bir e, durum değildir. Bunlar doğru bir şekilde Okan Hoca üzerinden yürüyor. Hakkını orada verelim. Oyuna gelecek olursak, oyunun bazı kriterleri var. Bazı dinamitleri var ki bunların bana göre bir tanesi Mertens. Toplu veya topsuz oyun içerisindeki etkinliği o kadar yüzde yüz ki oyun içerisinden bir an olsun kopmayıp oyunu çok fazla süsleyen bir yapıya sahip değil. Bak dikkat et. Her oyuncudan bahsedebiliriz teknik kapasitesi yüksek olan oyuncularda. Ekstra işler yaparlar. İşte Alanya maçında Ziyeş'i oyuna alıp atmış olduğu muhteşem gol. Bu yeteneğin saha içerisindeki görüntüsü. Ama Mertens'e baktığın zaman düz gibi gözükse de ama saha içerisinde muhteşem bir profesyonel. Kazanma adına takım arkadaşlarını oyunda tutabilme adına müthiş işler yaptığı bir gerçek. Bu göz ardı edilemez. Tabii ki bunun yanındaki arkadaş Performansları da çok önemli. Arkasında bir Torreira gibi bir özel bir isim var. Bitmeyen bir enerjisi var. E zaten Kerem Demirbay'ı burada farklı kılmak zorunda değilim. Çünkü orta saha ikilisinin tam anlamıyla oturduğu son beş haftasına giriyor. Ki bunların daha önceki partnerleri bazen Kaan oluyordu, bazen Endon oluyordu. Ama oyun hiçbir zaman değişmiyor Galatasaray'da. Oyun hep aynı şekilde tempo üstüne koyarak devam ediyor. Ama son beş hafta evet önemli bir puan farkı. Ama bu daha ligin bittiği anlamına gelmez. Önemli olan şeyin ayaklarınızı sağlam bir şekilde basıp ne istediğinizi oyunculara anlatmanız lazım ki hafta sonunca Adana Demirspor maçı çok kolay bir maç olmayacaktır. Zor maç. Ya artık son beş hafta baskının stresin olduğu haftalarda zorluk derecesi düşünülmez. Baskıyı nasıl yönetmeniz gerektiğini düşünülür. Ki Okan Hoca da bunu çok fazlasıyla yapıyor. Ama burada bir parantez şöyle açayım. Kerem Aktürkoğlu. Yeri geldi eleştirdim. Yeri geldi herkesten fazla korudum. Çünkü Galatasaray takımının camiasının ona ihtiyacı olduğu haftalar bu haftalar. Yani yaşanmışlıkları kafasında düşünerek sahaya çıkarsan yüzdesini çok fazlasıyla veremezsin performans olarak. Üzülerek söylüyorum Barış Kerem'i geçmiştir. Barış Alper Kerem Aktürkoğlu'nu geçmiştir. Bak yaptıklarını hiç göz ardı edemem. Barış geldiği ilk günden bugüne kadarki süreçte kendini devamlı üstüne koyarak performans olarak da geliştirmeyi çok iyi şekilde biliyor. Ve bunun karşılığında hedefi olarak belki Galatasaray'dan sonra Avrupa'dır. Bunun karşılığını çok fazlasıyla da aldığı için de hakkını da vermek lazım Barış'a. Çünkü sağ beklediniz oynadı sol beklediniz oynadı santrafor dediniz oynadı sol açık dediniz oynadı sağ açık dediniz oynadı en son maçta Barış Ziyeş oynuyorsa Kerem Aktürkoğlu biraz böyle yaslanıp kafayı iyice ne sıfırlayıp ben neredeydim, nerelere doğru gidiyorumu düşünmesi lazım. Yani Kerem kendin bir böyle bir silkelemesi lazım ki o özlediğimiz, zevkle zevkli izlediğimiz Keremi tekrar izleyebilelim. Tugay abisinden Kerem'e bir uyarı buldum. Olması gereken bu Ersoy. Yani evet. problemlerle yaşayıp da maça çıkmak senin hayatını değiştirmez. Problemleri 22,5 saat düşünürsün. Ama 1,5 saat senin yapman gereken bir iş vardır ki... ...burada onu sıfırlayarak o sahaya çıkman lazım. Çünkü insanların senden beklentisi var. Doğru. Yani bundan uzaklaşmaması lazım. Hocam Mertens tekrar gelmek istiyorum haftalar geçtikçe Mertens daha da iyi bir futbol ortaya koyuyor. Ee, ve şu anda Galatasaray'ın en önemli futbolcularından biri ve sözleşmesi bitiyor. Sana göre Mertens'in sözleşmesi uzatılmalı mı? 36 mı 37 miydi? Evet. Bence uzatılmalı. Bunu hak ediyor yani diyorsun. Bir sordun soruyu cevap verdim uzatılmalı. Ya böyle bir oyuncu varsa 10 numaranda bence uzatılmalı. Yaş değil artık. Oyuncular artık kendi bedenlerini iyi bildikleri için, teknoloji de iyi geliştiği için bence uzatılmadı. Hani hafta arasında Muslera, Kaan, Barış, Torera, e, Abdülkerim bunlar uzatıldıysa bence o da o da yapılacaktır. Onun da bir zamanı vardı. Çünkü son 5 hafta hani şu an itibariyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı eline aldığı noktada hani bazılarını da sezon sonuna saklayıp orada e, imza törenini gerçekleştirebilir. Bu gayet normal. Ama, Ama Bence kalmalı. Yaşa bakmadan kalmalı. Önümüzdeki sezon 60 dakika mı oynatırsın? Önümüzdeki sezon 50 dakika mı oynatırsın? Orası o konucuya aittir. Ama böyle özel bir oyuncunun bence bu camiada kalıp o tecrübesini hem altyapıda hem de A takımda e, faydalanabilmeniz için. Çünkü özel bir insan benim için. Tanımıyorum. Oğlumla beraber acayip sevimliler. Ben ikisini seyrederken çok keyif alıyorum. ...bana bak şaka diyeyim. Oğlu bile artık bu işin ne kadar heyecanlı olduğunu anlayabiliyor. Hocam Beşiktaş'a e geçelim. Geçelim. Beşiktaş bu sezon rekor kırdı. Nasıl bir rekor? Altıncı kez bir teknik direktör geldi Beşiktaş'a. E. Beş tane teknik direktör değiştirdi. Tekrar Serdar Toprak Tepe geldi altıncı kez. Ve ilk maçında da galip geldi. Likte Ankara gücüne karşı sanki bir ölü toprağa kalkmış gibiydi Beşiktaş takımının üzerinden. Neler diyeceksin bu konuda? Şimdi bu, Fernando Santos'un ilk geldiği günden ayrıldığı güne kadar olan bölümde biraz beklememiz lazım demiştim. Hani ne oynatabilir, ne oynatacaktır, oyun içerisindeki reaksiyonları nedir, oyuncu grubuna vermek isteyip de sahada almak istediği şeylerin karşılığını 2-3 hafta sonrasında yavaş yavaş anlamaya başladık. Biz hep şunu söyledik ve talep görebileceği noktalarda Beşiktaş camiasının rakibin oyununu kabullenmediğinden bahsettik hatırlıyorsun burada. Haftalarca. Ve bu camia rakibe topu bırakarak oynamaz dedik. Bu camia rakibin oyununu benimsemez dedik. Bu camia kalesinde golü gördüğü zaman reaksiyon vermeyen bir camia olmaz dedik. Son maça gelecek olursak şu var. Dediğin gibi ölü toprağı üzerinden atılmış. Bence oyuncular kendi özgürlüğünü yakalamış saha içerisinde. Ben hep Hı? derim ya hayatta ayakta kalmak çok önemlidir. Oyuncular bana göre bunun özgürlüğünü fazlasıyla Ankara gücü maçında yaşadı diyebilirim. Nedir? Daha fazla rakip sahada çoğalma, daha fazla hücum bölgesinde aktif oyun oynama, kendilerine olan özgüvenleri, bu, bu özgüvenlerin karşısında da artık yavaş yavaş bir şeylerin cevabını verebilme noktasını Beşiktaş takımı, oyuncu grubu, teknik direktörü yavaş yavaş yakalamaya çalışıyor. Ha diyeceksin ki sezon bitti. Bitti ama bunlar önümüzdeki sezon içinde <laughs> pardon ee, bir girişimdir. Bir bekleyiştir. Ama 5 maç sonra kazanmak camiada bu kadar yıkıntının üzerine bu gelen e, üç puanlık bir galibiyetin biraz nefes aldırdığında oyuncular üzerinde görebiliyoruz. İşte Demirege girebiliyor ki biz haftalarda bunları da söylüyoruz. Ya burada aslında kazanmak benim için maç değil. Benim için altyapıdan gelecek oyuncuyu kazanmak daha değerli. Zaten kötü bir sezonu geçiriyorsunuz. En azından buradan sonraki süreç bundan sonraki seneler için altyapıdan gelen oyuncularınızı daha takıma katabilmektir. Ekonomik yönden zaten size artısı var. En azından harcamıyorsunuz. Alabileceğiniz belli kriterler vardır. Onları kullanabilmek, onları da Beşiktaş camiasına kazandırabilmektir. Benim bakış açım böyle. Tabii ki 5 maç sonra e, kazanıyor olmak keyiflidir. Bunun keyifli olma noktası da önümüzdeki hafta oynayacağı derbiyle alakalıdır. Moralli gidecek olan bir Beşiktaş da var. Kolay olmayacaktır tabii ki. Fener'in de ortada e, son iki maç üzerindenki performansı. Hani derbi Fenerbahçe Galatasaray derbisine benzemişsin de. Ligin <laughs> <laughs> iki arasındaki. Hani tempolu, gollü, keyifli bir derbi izleyelim derim. Peki devam eder misin Ser Serdar Toprak da Ya ben Rize maçını izlediğimde hani 4-0 mı bitmişti? Evet Yani Kim oradaki oyun de. hani Serdar Hoca üzerinden okuduğun zaman da istek arzunun bu son maçtaki gibi olduğunu görebildim. Yani bak camiayı ne kadar bilirsen ne istediğini ne kadar bilirsen zaten ister istemez onu sen reaksiyon olarak gösterebilirsin. Bunu da Serdar Hoca yapıyor hakkını vermek lazım. Ha yardımcılık işte Fernando Santos'tan geldiği alanı daraldığı için de çok fazla hamle şansının olmadığını da gördü. Çünkü patronu kararı veren o. Fernando Santos. Ama bugün itibariyle Ankara Yücüğü maçında sahadaki enerjiyi kenarda olan bir teknik direktörün camiayla birleştirme noktasında fazlasıyla verdiğini de görebiliyoruz. Ha belki skor 4-0-5-0'lar değil 2-0 ama kazanıyor olmak o teknik direktörün oyuncu grubuna camianın ne hissettiğini yaratabilmektir aslında olay. Var mı evet. başka soru? Ee, hocam. Buyur. <laughs> 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 Çok kısa federasyon başkanı ile ilgili de bir iki cümle alayım seninle. Ee, dün Riva'da bir Bu arada ben de lafını unutma. Ben de şu benim hani e, spor elçiliği ile alakalı olan ha, evet. konuyu da sonra da açıklarım sorundan ee, sonra. Dün bir Riva'da Görüşme gerçekleşti. Üç kişilik bir heyet gitti kulüpler Birliği adına. Dursun Özbek, Samsun Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ve Büyük Ekşi kesinlikle erken seçim kararı almayacağını bu heyete iletti. Ve olay çıkmaza girdi. Bu konuda düşüncelerin neler? Olay çıkmaza girdi. Ya Şu anda konuşulan bu. Bence olay çıkmaza girmedi ki. Sevgili başkan Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediği için o açıklamaza girdi. Var mı başka bir açıklaması? Bence yok. Çok fazla uzatmaya lafları sıra sıra söylemeye gerek yok. Ki. Demek ki Avrupa Şampiyonası'nda olmak istiyor. Diyor ki orası benim hak ettiğim bölge demek ki. O yüzden hayır diyor. Ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Yani Avrupa Şampiyonluğuna gitmek sevdası? Ya vardır olmaz olur mu? Yani o kadar yaşamışsın sıkıntılar. Ee, herhalde Bizim seneler sonra lider olarak gidebildiğimiz nokta değil mi bu? Evet. O da diyor ki bu süreçte ben başkandım. Ben de bunu hak ediyorum diye bakıyor herhalde. Ne bileyim öyle bakıyor. Soruları bence basında çalışan arkadaşlarımız net bir şekilde sorarsa... ...tatlı, ekşi, sert diye sorarsa cevabını verir herhalde. Ne bileyim. Doğru. Hocam son olarak ee, Blackburn Rovers'ın futbol ...herkese evet. olduğun yeni sezonda. Şöyle ee, onu ben izah edeyim. Ben... Ee, o süreçte TRT'de çalışırken son programımda açıkladım. Şundan sebep açıkladım. Hem kendime hem de oraya zarar vermeme adına e, bilgilendirme noktasında insanlar benim oraya yerleşeceğimi zannetti. Ben öyle bir şey söylemedim. Söylemek istediğim şey şu. Evet bir futbol elçisi olmak güzel. Bu benim için çok gurur ve onur kaynağı. Ben sık sık gidip geleceğim. Yani orayla iletişimimiz devam edecek. Orada yaşamayacağım. Orada kalmayacağım. Ha sonraki Seneler ne getirir orayı bilemem ama e, benim asli görevim futbol elçisi olup hem Türkiye'de hem de İngiltere'de Blackburn üzerinden bir organizasyonu geliştirebilmek, büyütmek. Fayda sağlayabilirsek ne mutlu, inşallah olur. E, böyle bir şeyin içerisinde olmak hem kendi adıma hem ülkem adına da gurur verici. Önemli olan şey köprüleri, sistemleri, sevgiyi ve saygıyı doğru bir şekilde kurabilmek. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok. Ben sadece sık sık gidip geleceğim. Olay bu. İnsanlar bunu bilsin istedim. Ne güzel hocam. Biz de mutlu olduk. Senin tekrar Hayırlısı. sahalarda göreceğiz. Hayırlısı. O yüzden e, Türk insanı olarak tekrar bizi gururlandırdı. Herkes herkese destek olsun. Sevgisinde her şeyi çözebilme noktasında o duygular bizde fazlasıyla var. Hatırlayalım. İnsanlarımızı hatırlayalım. Beni boş ver. Benden geldi geçti. İnsanlarımızı hatırlayalım. Aynen hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Sen de her, her zaman düşüncelerini öyle aldık. <laughs> evet sevgili seyirciler, yeni açığa abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere herkese mutlu haftalar diliyoruz.